Orada da biliyorsunuz en önemli rakiplerinden biriydi Navalny, Putin'in. Cezaevinde hayatını kaybetti. Geleceği ebediyen kaybettik dediler. Kremlin'i suçladılar. Putin karşıtı sloganlar attılar. Putin'in en büyük rakibi Rus muhalif Navalny, Rusya'daki başkanlık seçimlerine tam bir ay kala cezaevinde hayatını kaybetti. Almanya, Hollanda, Litvanya, İngiltere, Fransa, Amerika'dan Avrupa'ya başta Rusya temsilciliklerinin önü olmak üzere eylemler yapıldı. Çoğunluğu Rusya'dan göçen kişiler olmak üzere yüzlerce eylemci Navalny'nin ölümüne tepki gösterdiği Kremlin'i suçladı. Protestocular ellerinde Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söyleyen dövizler taşıdı. Büyükelçilik binalarına Navalny'nin görüntüsünü yansıttı. Navalny için bir umut sembolü olduğunu söyledi. Protestocular artık Rusya'da güzel bir gelecek için umudumuz yok dedi. Navalny Putin'e muhalif olup da ölen tek kişi değil. Wagner'in lideri Prigojin, emrindeki paralı askerlerle 22-23 Haziran 2023'te Rusya'da başarısız bir isyan girişimi başlattı. Bu durum onu bir zamanlar çok yakın olduğu Putin'le karşı karşıya getirdi. Uçağa düştü, öldü. Bir başka hayatını kaybeden eski bir KGB ajanı ve Putin'in muhalifi Alexander Litvinenko'ydu. 2006 yılında Londra'daki bir otelde nadir ve güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra 43 yaşında öldü. Gazeteci Anna Politkovskaya da insan hakları ihlallerini sık sık haber yaptı. 7 Ekim 2006'da Moskova'daki dairesinin önünde vurularak öldürüldü. Putin'in eski danışmanlarından iş insanı ve medya patronu Mikhail Lesin, Kasım 2015'te Amerika'da bir otel odasında kafaya gelen künt kuvvet travması sonucu ölü bulundu.